Medeniyetler ve Şener, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Vakıflı Köyü'nü keşfe çıkıyoruz. Hadi hep birlikte keşfedelim. Arkadaşlar Vakıflı Köyü'nde ilerlerken arabamızı bir kenara çektik. Gördüğünüz gibi yol boyunca bize eşlik eden zeytinlikler. Evet, mevsim hasadı artık yavaş yavaş sona ermeye başladı. Arkadaşlar zeytinlikleri çekerken mandalina bahçemizden geldik. Nehdet abinin bahçesine konuk olacağız. Onlar da şansımıza mandalina kesiyorlardı, mandalina topluyorlar. Evet, şöyle gördüğünüz üzere Türkiye'nin dört bir yanına göndermeye hazır mandalinamız. Nehdet abi merhaba, kolay gelsin. Merhaba, hoş bulduk, kolay gelsin. Selma ablamız mandalinaları seçiyor. Nelere dikkat ediyor Selma abla mandalinaları seçerken, doldururken? Doldururken biz şimdi kestik mandalinayı, o gelince. Evet. Urfa'ya gönderiyorum ben. Bunlar Urfa'ya gidecek, tamam mı? Bunlar Urfa'ya. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Samandağ'dan Urfa'ya gidecek evet. Mandalinamız hazır. Gelince İstanbul'a gidiyor. Evet. Bunlar da İhracat. İhracat için İstanbul'a gidecek. Oradan artık Rusya'ya. Rusya'ya gidecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi diyoruz bizim memleketimiz bir cennet. Buradan Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Ayrıca dünya ülkelerine de gönderiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ağaçlarda artık mandalinalar koparıldı. Zeytinden sonra mandalinalarda hasadı bitmek üzere. Artık yavaş yavaş sıra portakallara, limonlara geliyor. Selma ablamızı dinliyoruz tekrardan. Efendim. Abla anlat bize. Zahmetli mi? Yorucu mu bu iş? Şimdi insanlar çok izlediği zaman, arkadaşlar siz oradan izlediğiniz zaman çok lezzetli, çok güzel görünüyor. Ama bir de yorucu. İşin iç yüzüne bakmak lazım. Yorucu. Sabah kaçtan beri buradasınız abla? 7'de. Sabah 7'den beri arkadaşlar. Havalar da iyice soğudu. Evet. Buradalar. Şu anda akşam saat 5'e geliyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi. Bitirmek üzereyim. Aynen bitmek üzere. Zaten evet. Bahçedeki mandalinanın tamamı kesildi, toplandı. Toplandı evet. Mandalina arkadaşlar kısa ömürlü bir meyvedir. Çok beklemeye gelmez. Gelmez doğru. Ama imkanınız olsa keşke buralara yolunuz düşerse muhakkak dalından taze taze koparıp yemenizi tavsiye ederiz. Olur da rotanız buralara yakınsa rotanızı çevirin. Bizim size ikram edecek mandalinamız her zaman var. Buyurun her zaman var doğru. Ellerine sağlık Selma abla, kolay gelsin. Evet arkadaşlar biz de nasibimizi yapıyoruz. Aynen nasibimizi alacağız mandalinadan. Evet. Gördüğünüz gibi kokusunu tadını paylaşma şansımız çok yok. Harika bir mandalina. Evet arkadaşlar doğal bir şekilde yetiştirip Türkiye'nin dört bir yanına ve şehir dışına da diğer ülkede yollanıyor. Özellikle Rusya tarafına soğuk ülkelere gidiyor arkadaşlar. İhracat anlamında ciddi bir katkı sağlıyoruz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş gün batımını yaşıyor Vakıflı Köyü. Çam ağaçların arasından kızıllaşıp yavaş yavaş denizin ardına doğru giden güneşi görmekteyiz. Küçük bir köy arkadaşlar. Ancak oldukça son yıllarda rağbet gören, tarihi turistik açıdan bayağı turist çeken bir yer. Yemyeşil, küçük, şirin bir köy. Az ileride karşımıza görünen arkadaşlar köy kahvesi. Birazdan orada oturacağız. Çayımızı yudumlarken sohbet edecek birini bulursak sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Şarıl şarıl akan suyun sesini duyuyorsunuz arkadaşlar. Küçük, şirin bir köy dedik. Siz küçük olduğuna bakmayın. Kendi küçük ama tarihi ve önemi çok çok büyük arkadaşlar. Türkiye'nin ilk ve tek, evet Türkiye'de ilk ve tek Ermeni köyü. İlerliyoruz arkadaşlar. Köyümüzü gezmeye devam ediyoruz. Ben daldan dala atlıyorum da şu aşağı görünce dayanamıyorum arkadaşlar. Tabiat aşığıyım. Demin mandalinaları çektik Vakıflı'ya gelirken.
Video içinde video oluşturuyoruz. Şimdi tam köy yolunda ilerlerken yine portakal ağacını gördüm arkadaşlar. Dayanamadım. Ne dedik? Mandalinalar yavaş yavaş kesiliyor. Ancak sırada portakallar, limonlar var dedik. Ve onlar bitmeden de şu arkadaşlar Aspava eri diye bilinen bizim burada yeni dünya diye geçen meyvemiz. Şöyle göstereyim yakından. Çiçeğe durmak üzere kış aylarında çiçeklenir. Bahar aylarında arkadaşlar yavaş yavaş meyvesini bırakmaya başlar. Bir özelliği de şu arkadaşlar. Biz bunun çiçeklerini çay demlerken bir tutam çaya katarız. Taze çiçeğini. İnanılmaz acayip güzel bir tadı, lezzeti var arkadaşlar. Çayınıza lezzet katar. Yine su sesi eşliğinde, yine mandalina portakal ağaçları eşliğinde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi maşallah var. Dop dolu. Hemen yeni dünya ağacımız. Yine evet, yapıları görüyoruz. Bunlar tamamen orijinalini koymuş, restore edilmiş yapılar. Evet, karşımıza gördüğünüz yapı arkadaşlar. Tarihi taş dokusunu korumuş. Bir küçük bir butik tarzında pansiyon arkadaşlar. Orada buraya gelip burada konaklamak isterseniz nerede kalırız diye düşünmenize de gerek yok. Su sesi mandalina ağaçları eşliğinde ilerlemeye devam. Şu düzeni bir görür müsünüz? Şu düzene bir bakar mısınız arkadaşlar? Adamlar yamaçları bile ne kadar güzel bir şekilde düzenlemişler. Vakıflı köyünün spor ve park alanı. Kendi küçük ama her yandan büyük, zengin bir köy. Arkadaşlar sanırım bu videoyu bitirmemiz bugün mümkün olmayacak. Çünkü ben nerede bir çiçek, böcek görsem, nerede bir ağaç görsem duruyorum, dayanamıyorum. Bunu da videomuza ekleyelim diyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Burada en güzel şeylerden bir tanesi de hemen hemen her evinin önü, yanı, dibinde çiçeklerin bitmiş olması. Şu temizliğe, düzene bir bakar mısınız? Misafirlerimiz, değil mi, bir pansiyon gösterdik. Dedik ya, nerede kalacağız diye düşünmenize gerek yok. Bu misafirhanede de konaklayabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça şirin taş bir yapı. Yapraklarını döken çınar ağacımız artık sonbaharda tüketiyoruz. Yavaş yavaş mevsim kışa dönüyor. Arkadaşlar şu anda da kiliseyi görüyorsunuz ancak kapılar kapalı, saat ilerlediğinden ötürü bir zamanda yetişemedik. Küçük Çan Kulesi. O yüzden biz de Demir Pamuk'ta ardından küçük bir çekim yapıyoruz arkadaşlar. Küçük bir köy ve müze. Köyde müze, evet. Arkadaşlar Hatay'ın zenginlikleri gez gez bitmez. Vakıflığın değerlerinden bir tanesi de yakın zamanda kurulan Vakıflı Köyü Müzesi. Umarım müzemiz açıktır. Hemen arkamızda da demin dış çekimini yaptığımız kilise mevcut. Biz dış çekimlerimize başlayalım arkadaşlar. Bana nedense buralar arkadaşlar Mardin'i andırıyor. Çünkü orada da taş evler. Tarihi doku aynı. Diyoruz ya medeniyetler beşiği. Mezopotamya bölgesi arkadaşlar aslında birbirine benziyor.
Mardin olsun, Hatay olsun, yapı, doku açısından benzerlik gösteriyor arkadaşlar.